Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı'nda konuştu. Selçuk yaptığı konuşmada şunları söyledi. Biz tüm alt sistemleriyle birlikte 2023 vizyonunun çizdiği çerçevedeki tüm parametreleri belli simülasyonlara tabi tutarak ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü eğitimin genel olarak sisteminde ya da alt sistemlerinde ya da alt bileşenlerinde yapılacak en küçük bir değişiklik başka bileşenleri ya da parametreleri doğrudan doğruya etkiliyor. O nedenle alınacak her bir kararın hangi parametreleri ne şekilde etkilediğine dair simülasyonlar yapılması kaçınılmaz. Aksi halde bugünkü çözümlerimiz yarının sorunları haline gelebiliyor. Bu yürüdüğümüz yolda sürprizlerle karşılaşmamak, öğrencilerimize sıklıkla değişen bir sistem sunmamak, ailelerimizi daha huzurlu kılmak için bu simülasyonların katkı sağladığını düşünüyoruz. Oyunun ortasında ya da içinde kuralı değiştirmeden ilerlemeye gayret ediyoruz. Çevresel faktörlerin, uluslararası bazı aktörlerin çeşitli belirsizlikleri insanlık gündemine empoze ettiği bugünün dünyasında biz bu belirsizlikleri biraz gündemimizden uzak tutmaya çalışıyoruz. Ayrıca teorinin ve pratiğin bir arada olmasıyla ilgileniyoruz. Çünkü bunların ayrık olması işin doğadan uzaklaşılması anlamına geldiğini de gösteriyor. Bir praksisin peşindeyiz, bir çift kanatlı okumanın peşindeyiz. Talim ve terbiyenin iç içe geçtiği, teori ve uygulamanın birbirinin içinde yer aldığı bir yaklaşımdan söz ediyoruz. Türk mütefekkiri İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun tabiriyle istihsalden yani üretimden söz etmeye çalışıyoruz. Burada en az devlet aklı kadar önemli gördüğümüz kendi seyrinde Türkiye'nin daha müreffeh bir toplum olmasını sağlayacak eğitim aklına ulaşmayı da hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 16-17 yılda eğitimi de kapsayan birçok konuda büyük gelişmeler kaydedildi, atılımlar yapıldı. Nicel anlamda değerlendirildiğinde ister derslik sayısı açısından, öğretmen sayısı açısından, dijital altyapı açısından ve diğer birçok parametre açısından bakıldığında büyük gelişmeler olduğunu biz sayısal olarak ifade edebiliyoruz. Donanımsal olarak birçok mesafe alındığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi biraz zamanın ruhunu da dikkate alarak nitelik üzerinde ilerlemenin önemine değinmek istiyoruz. Bunu şimdiye kadar 1-2-3 dedik. Şu anda da 4-5-6 diyerek ilerleyelim anlamında da tanımlamaya çalışıyoruz. Herkes kendi 1-2-3'ünü derse 4-5-6 demek imkanı kalmayacaktır. Ve o yüzden de biz mevcut yapılanların hepsine teşekkür borçluyuz ve bunun üzerine inşa ile meşgulüz. Bu vizyonun Türkiye'nin niteliksel eğitim dönüşümüne dil, sistematik ve kavramsal zemin hazırlamak gibi bir hedefi var. Bunun yanı sıra bu değişimin, dönüşümün gerçekleştirileceği takvimde beraber sunuluyor. Çünkü hangi ay, hangi yıl, neyi nasıl yapacağımızı önceden belirlemiş olmak, bir yol haritasını ortaya koymuş olmak, tüm toplumu bir taahhüt altına almayı da aslında beraberinde getiriyor. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı kendisi öncelikle bir taahhüt altına girmeyi çok önemli buluyor. Bütün bu altyapı içerisinde insana ilişkin, içeriğe ilişkin, fiziksel, finansal veri altyapısına ilişkin bu takvim bize bir yol haritası sunuyor. Elbette yol haritası canlı bir mahluktur. Canlı olduğu için de yolda elbette bazı küçük değişimlere tabi olacaktır. Ama asıl olan bu omurgayı takip etmektir.